Siz şey, demin panik ataktan bahsettik biraz, hı-hı, lafın arasında geçti. Bu da çok tartışılan, konuşulan, böyle herkesin kendisine yakıştırdığı, hı-hı, artık çok, hı-hı, sık görüldüğü düşünülen bir rahatsızlık. Hı-hı. Hı-hı. Karamsarlıkla bağlantılı mı? Gerçekten panik atak nasıl geçiriliyor, nasıl anlayacağız, nasıl ayırt edeceğiz? Hı-hı. Panik atak ve panik bozukluk ikisi ayrı şeyler. Panik atak yani çoğumuzun belki hayatında bir iki defa yaşama ihtimalinin olduğu bir durum. Kalp çarpıntısı, işte terleme, hızlı nefes alma ile giden. Ancak bu panik ataklar üst üste seyrederse, yani bir ayı aşkın sürede devam ederse ve o zaman daha kronikleşmiş ne oluyor? Ya o zaman panik bozukluktan, hı-hı, söz edilebilir. Tanı alıyor. Tanı, hı-hı, evet, düşünülebilir, evet, evet. İkisi ayrı hastalık gibi, yani panik atak, evet, panik bozukluk, evet, aynı anlama kullanılıyor ama. Aslında farklarını herhalde düşünmek lazım. Yani atak, hani hepimiz geçirebiliriz 4-5 defa, aynı Miray'ın dediği gibi. Orada önemli şey, bir ay mı o? Ben unuttum. Bir aydır. Yaşı eski olduğu için. Yani aynı durumun hani bir aydan uzun süre sürmesi. Evet. Yani artık bir yani tanı hak ettiriyor. Yani bir kriter. Hani bir aydan kısaysa atak, bir aydan uzunsa bozukluk tarzında. Çünkü vücudumuz yeniden adapte olabilir, hani onlar geride kalabilir. Ama eğer tekrar ediyorsa orada bir hani bakılması gerekiyor. Panik bozukluk mu acaba diye.